Assalomu alaykum qadrli oyna jahon muxlislari, e'tiboringizda yana Munavvar kun dasturi intimoq to'lqinlari orqali biz siz bilan yana uchrashlik nasib qildi. Qadrli muxlislar, bugun bizni studiyamiz mehmoni O'sh xalqaro almanaxi bo'lim boshlig'i, Qirg'iziston Respublikasi yozuvchilar uyushmasining O'sh shahri va mintaqaviy yozuvchilar uyushmasi mas'ul kotibi, Kelajak ovozi, Kelajak uni gazetasi bosh muharriri, shoir, yozuvchi, jurnalist va o'qituvchi Boboyev Akramjon Raimjonovich studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum Akramjon aka, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Akramjon aka, bizning studiyamiz mehmonlarini shu studiya muhitiga o'rganib olish uchun birinchi beriladigan savolimiz o'sha o'zini odamni tarjimai holi bilan tanishlikdan boshlaymiz. Sizning yoshligingiz qayerda o'tdi? Qachon bu yoshlik davrlarini surib o'tdingiz? Mana shu haqda birinchi suhbat shundan boshlasak. Mayli. Olim bor, bugun ko'rsatuvga hurmat qilib, qadr qilib taklif qilganingiz uchun sizlarga rahmat, jamoalarga. Biz o'zi men O'sh shahri tavrida topganman. Yoshlar ko'chasi deb qo'yardi 1968 yilda. Keyinchalik biz Qorasuv tumaniga ko'chib ketganmiz. Dadam, oyimlar bilan birga bo'lib oilada o'zi 5 o'g'ilmiz. 5 o'g'il, kenjasi men bo'laman. Kenjalik yaxshi ekan bir tomondan, hali otangiz ham erkakni ko'tarar ekan, boshqa. Maktabda o'qidim, avval bog'chaga bordik, maktab bitirib harbiy xizmatga bordik. Undan keyin nima deb qad mustaqil hayotga haqiqiy qadam tashlash bo'ldi-da. Armiyadan keyin Lenin yo'li, avvalgi sobiq Lenin yo'li gazetasiga ishga taklif qilishdi. Bu yerga ishga taklif qilish bejiz bo'lmadi. Endi hali ayrim tomoshabinlarda boshqa tushunish bo'lmasa, maqtanib demasa, 10-12 yoshimda she'r yozish boshlaganman. Shu she'rlarim endi hammasi chiqmasam ham chiqqan. Keyinchalik xabarlar yozish boshladim. O'sha vaqtlarda mana hozir ham hayot bosh muharrimiz Alloh umrini uzoq qilsin, odizinga obidib. Juda kamtar inson, bunday insonlarni kam uchratasiz. Mana 90 yoshda, qutlug' 90 yoshda umr guzarlar qilyapti. Davomla shu yoshlarga e'tibor berardi. Kelganimizda bo'lim boshliqlariga bir qarab qo'ylar deb, shu vaqtlarda xatlar bo'lim boshlig'i ular avval bosh muharrir o'rinbosari nasib chunki rahmatli, rahmatullayev, Ranopa Sobirova. Afsuski bu o'sha vaqt ishlaganlar ko'pchilik o'tib ketdi. Hozir bir 10 nafar qoldi shu Lenin yo'lida ishlagan jurnalistlarda. Men ulardan birumi minnatdorman. Barchasi yosh ulug' insonlar, yosh kattalar, shular meni shu jurnalist bo'lishimda bilmagan qilgan xatoliklar, kamchiliklar to'g'rilashib, shular meni jurnalistika yo'liga, shuni og'ir mashaqqatli yo'liga kirib kelishimga shularda ko'p minnatlar bor. Ulardan men bir umr minnatdorman. O'tganlar Allohim oxiratga yosin, qolganlarni salomat qilsin. Juda yaxshi, ustozlar haqida mana gapirib o'tdingiz. Keling, mana ustozlarda ham to'xtalib o'taylik, shu fursatdan foydalanib. Yaqinda o'sha ustozlarimizdan biri Ahmadjon aka Muhammadjonov olamdan o'tdi. Va bir qanchalari hozir ham qalam tebratyapti bular. To'g'ri. Ustoz va shogird haqida ham suhbatlashadik endi. Ahmadjon aka Muhammadjonov juda tajribali jurnalist edi. Kamtarlik odamda birinchi o'rin turardi-da. Nima so'rasangiz o'rgatardi. Erikmasdi. Yoshlar qo'ldan kelgancha yaxshilik qilardi. 71 yoshda o'tib ketdi. Hozir mana Ahmadjon aka tengqur, hozir Santalifa Fazillayeva bor. Shu opamiz ham ishlayapti. Qolganlar mana Nuriddin aka Muxtorov deganlar bor. Bizni nima jurnalimizda qatnashib turadi. Muzaffar Said deganlar bor. Mana ular yozmasa ham bizni bir oyda bir o'zi ustoz shogirdlarni bir anjumani bor, didorlashish. Unda mana bizni eng yosh ulug'imiz dramaturg qizil xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Abdulaka Abdug'oporov boshchilik qilib turadi. Bir birodar bir ko'rishib ijodlarimizdan umuman oila bir maza qilib suhbat qurasiz-da haliga. Bularda samimiylik kuchlida intilas. Shu bir oy oy kunimiz belgilanib qo'yadimi, oy kunda uchrashamiz deb. Shuni biz emas, barchamiz kutamizda. Ustozlarimizda mana maktabda birinchi ustozi men shuni o'rinda aytib ketmasam bo'lmaydi. Sadbaxon opa Xo'jambek deb bo'lardi. Boshlang'ich sinf borganmiz, shu opa qo'limizga qalam ishlatib
okutken. Keyinçelik ben Uzbekler Edebiyat'tan şu jurnalistikaya ancımınca hareket kılış başlayacağımda bu zorhan apıya Toş Bulat ve apıyamız köpük etken. Köp ustazlarımız, ben Mehtab Rahbarı, bu yakın cengen Mırza Canıplar köpün isleyemem. Mesela bunların namına ayıp gitmesem, yani aileyle haba buluşmasın, Nasip Ohan apıya bulardı. Mare Gimbitski apıyamız usulden ders otken. Nasip Ohan apıya da bulardı, yine bitti apıya. Ozan apıya da bulardı. Cüda köp okutuşlarımız bizge ürgetken de, şu okuçu, kendi uzun okuşunu, bölümde alışlarımızı, men bulardan bir minnatdorman. Ha ijodda bo'lsa qo'ldoshimiz zolar, Tursun Bakiylar anchimicha men kitoblarim xotiralarida yozganman. Usmon Temurni aytib ketish kerak. Leninyo'lda Mirzodiqa Mirzaxon shu odam menga ustozlik qilgan. Masalan, Nazim Nasrda shu odam menga ko'p yordam bergan. Men bir minnatdorman shu yuqori nomga kelgan barcha ustozlardan. Juda yaxshi, salomat bo'ling. Endi mana 12 yoshdan boshlab men she'r yoza boshladim, qo'limga qalam üfladım deyapsiz. Keling, siz ijodingizga nazar tashlasak. Birorta narsa tinglaymizmi? Mayli. Ba'zilar ariga kitoblarda qada olasiz deb so'rashadi-da, ba'zilar ariga shior yozishlik odamlar uchun bir g'alatroq, dunyolar boshqa narsalar deb qo'yadi. Bilishimizki, biz ham odamlar o'zida olib, uni boshqacha bo'yoqlarga bo'yab qaytaramiz-da buni. Yani shunda okuyan adamlar, ''Men hakkımda yazıpsın, men hakkımda yazıpsın.'' dedi. Benim kolumda Umur Hanım'a diyen kitabım, yani başka kitaplarım var. 2016'da çıkan kitabımı bir şehir yazsam, bir adam kongrak kaldı bana yakında. ''Men yazıp kitabı bizde, Ekrem Can'' dedi. ''Kasın'' dedim. ''Sahteyken dostun şehriyiz'' dedi. ''Men dostum şuna sahte daha'' dedi. ''Men yaptım, Melikü'' dedi. ''Lekin bu kitabı ki 6 yıl çıkayım'' desem, ''Dilimiz yazıken ikansız'' dedi. ''Eğer ne kısa, Melik'' Mahalle işleri kimlerimiz olmasa? Sahteken dostlukin. Körsatarsan o zingini küzür. Kibirden olasan huzur. Gıbattan son aytasan huzur. Sahteken dostlukin bilsam. Dostumsan sen derdin yegana. Beni dersen şair divana. Senin demen endi begana. Sahteken dostlukin bilsam. Dostlukimiz boldu befoyda. Dostuman deb yürme her cayda. Körgüm kelmez seni hiç onda sohteyken dostluğunu bilsem. Adaşarken bu kalp, bu yürek, Allah üçün dost şükürek, yakşaman küllerde tırgek, sohteyken dostluğunu bilsem. Dostluk, dostlar hiç kaçan sohte bulmasın. Bulmasın. Lekin gürüç kürmeksiz bulmayı da yine bazen şuna kalsın üç tarafı türen. Kullarırken. Ben de desem ama köpçüldü, bulurken de şu, bulurken de. Siz bana köp kırralı icatkarsız. Biz bilgen o şey şiirler yazarsız, kısa hikayeler bilen bana 2016 yılı birinci kitap çıkan bu sekere benimce. Hı. Birinci kere kitabı bir vakitte çıkan, yani bir günde deyip kalmaz. Bana şu Umur Ghanimat ve bunu hayat dediler. Bunda şiirler ve hayat vakalar, bunda söz hayat vakalar. Üçüncü kitap olsa bu Salmalı çıkan Beş Gülü Dünya. Bunda Usmon Temur ustozim so'z boshlar bor, endi yozilgan mana mayllarda. Endi hamma kitobda o'z yozishgan bular. Bu kitobda ko'proq qanday hikoyalar yozilgan? Bu kitoblarda ko'proq qissam bor. Endi shu odamlar hayotiy voqealar, ya'ni turmushimizda bo'layotgan, endi xotiralarimiz bor. Mana xotiralar bor. Ustozlarimiz haqida, Tursunboy aka mana Adashboy haqida, qo'ldoshimiz haqidagi xotiralar, o'qituvchilar bergan ustozlarimiz haqida ko'proq xotiralar bor mana. Shular berilganda mana. Bu kitoblar albatta hozir o'quvchilar qo'liga yetib bordimi? Yetib borgan. Yana o'qiymiz deyotganlar uchun qayta nashr qildirib, yana yetkazish nima bor? Maqsad bormi? Muhtanab deshmasa o'quvchilar, "Mo 5 kunlik dunyo kitobim qolmabdi. Bitta o'zimda qolibdi." Bu nechinchi yil chiqdi? 2018. 2018 chiqqan. So'rashsa, qolmabdi desam yakında bir tanışım hazırlamış nima dedi. Sizler şairlerde bir dadı keserler var. Kamak ağır gizlisiler, reklama kılasılar. Yekin üyledi bir an deyip koyardı. Lekin hakikaten kamayken. Ma kitaplarında yine bir kitap kaptı. Her üç raşurlarda bir türüp biz. Şehir kütüphana, vilayet kütüphanalarda kitaplarım var. Demek bu kitap ki kızıkanlar o şehir ve vilayet kütüphanalarda hazırca okutursa bulardı. Lekin kaytan aşırı kıldırış gerek benimki yine. Yani kıldırış gerek. Eğer talep bol etken bulsa kaytan aşırı kıldırış gerek.
Yani ayrımda teyime geldiler, bazı hapıyan bu kol şey yaptı, bizi kitabı vermeyen kendi, şimdi harika imkanlarına bazı çekilen kol attı da, eskiden çıkıp kolak, unutup kol atsak yani, ben Melik Uzak çıkabilirim deyip koy yapmayın bu kola. Oşa yazgın bir hikayelerden bir kısa çıra bitersini dinleyimiz mi? Meyli, meyli, meyli. Bollar da hayatta kızıldı, ben de öyle bir görsem. Bir gubar. Bir gubar. Bir yavaş balakaydı, bir nümada kuzatıp kaldım. Oyna yaptı dedin, oyna yaptı ki, şu bala baş nasıl etba beri yaptı. Arege hayal başka yerde. Hayal başka yerde. Lakin kuşarlı kuşlik. Ben kayıl kaldım. 6 yaşlı yiğit. İsmini soradım şu gitti. Firdevs Eke. Ben onu kilit verim. Ballar meydançası da oynayarken 4 yaşlık. Firdevs Eke zaten. 6 yaşlı dedi ki atası durgen törüyor. Tör yaş adaşıp gitti balam deyip koydu. O tör yaş eken. Bu gerçi oynayken bulsa da etrafı kuşar nazar veren karaydı. Apası ülkesi ayak kimlerini geçişip, belendikçe çıkışıp, ondan sakraş oynadı, oynaşmakta. Apası ülkesini ayak kimlerini alıp, abak derası vakitte bu vesileye verip gitti. Yok alıkamasın deyip. Onun bu işini görüp hareket düştüm. 4 yaşlı balada kuşarlık kimden ötken? En asasisi üyde terbiye doğru bulunken, bulsa gerek. Degen o gibi vardım. Onun orada da başka bala bulgen de bu nesnelerine itibar vermeyen bular mı da belki? Ha, demek bu yerde öyle bir Firdevs isimli balanı, hoşyarlığını targıb kılıyorsunuz. Evet, targıb. Atine terbiye kuşluğu bol yap. Demek akası, ülkesinin ayak kimler köp oyna maydançada yok olmazdı bir yerip gitti yaptı. Eğer yok olmazdı muamma olsun muamma bulardı. Yine üyde başlayacağım muhtemelen payda bu karşıma gitti. Ha, cüde yaxşı, cüde yaxşı bitti bu yaxşı manali hikayeler yazılıyor. Elbette hem asıl nimadan alın ya, hayattan alın ya. Şu adamı ayet biraz fakat bizler şu yukarıda etkimde boyakılardı boyap koyamızdı. Hala ki bazı ayet kuralı da okuduğundan jurnalistler, etkisler köp yapırlar deydi. Bu açık yapırlar. Miyatım, belki siz yapısı doğrudur. Lekin farkı var. Okuduğu düşündürüyordu. Jurnalist bozuyor, o söz sözü mercan mercan kılıp kalıp geçirip kaldı. Halkım şunu deyip kaldım. Bu da şu, mercan kılıp kalıp geçirip kaldığımız, yine bunu tayar halatta, kitabın yetip oradı. Cüde yakışı. Yine maktabdaki faaliyetiniz gibi tohtarsak. Siz bana ayet ettiğiniz Lenin yolu, usta dostu işlerim dediğiniz. Bu aralıkta siz köp bana kitaplarda çap ettirdiğiniz. Ondan taşkarım maktabda okutuysağımsız. Doğru mu? Doğru. Maktabda yani faaliyet ettikken 8 yıldan okutup kaldı. O şehirdeki 51. orta mektep. O Yusuf Balasal namlı. Mektepte tarih oluşusu ve insan cemiyetinden. Ve yakında bana Kırıslan Prezidenti Farmanı Asası yenge falan kırıldı. Tarih rivajlandı. Tarih rivajlanış tarih. Dinlen rivajlanış tarih. Yani dine onu bir tarih deyip kaldı. Şunlardan ders beri yapıyoruz. Ders beri muhabbeti de bizde bir tögeregimiz var. Yaş icatkar. Halbuki barlarda Mandek güzelsiz bir şairlik yazışlı alamatlar vardı. Gepirekken yani şiir yazıp tokup yetişirdi. Bazı şeyler diyeyim etibar birazsız. Yine Mehtemiz Rahbar, Ferizan, Hamraş'ın Künsel'le maslahatlaşıp teori açıp kaldı. Bana uyum 7 yıldan ötüp kaldı. Şimdi bana 50'den orta okuyucularımız kataş duradı. Şimdi bollarımızı çıkar yazgan şiir hikayelerini şu gelişlerimiz orkali bana çıkıp aradı. Bana şuralarda bana bollarımızı icatları belirliyor bana. Hem tasnifine gidersiniz. Bana gösterdi bana. Bana bolların icatlarıma çıkıp duradı bana. Bu iki kıl tılda. İki tılda. İki kıl tılda. Bana devlet tılı desem çıkıp bari yaptı. Oşa gelecek avazım ya bana okuçlarımızga. Bu hikayelerde bollar özü yazgen mi? Özü yazgen. Bana gözetip gözetim bana şunu bana çıkıp duradı. Bana gelecek avazım. Asasen kaysı sınıf okuçları yaz yaptı mesela? Asasen 5-6 dediğimiz yukarı yukarısında okuyucularda bana gelseniz bana şunu bana okuyucularda bana gelecek avalı, gelecek ünü. İkkalası başka başka iki tane çıkı yaptı. Şu okuyucularımız yazgelleri şu gelseniz çıkar boram. Çünkü bunlar da gibi bir motivasyon edip kalmış ki rahmet boş kere de. Rahmet bulmasız yazgen kolar attı. Bana karayım, bana 5. sınıf okuyucumuz yazgen bana Bahtiyar Nimet yazgendi. Bana şu okuyucumuz vatan hakkı da uzun yazı yaptı düşüncesini karayım. Vatanın bu ana yurtdin. Onu asrar seni burçin. Onu yığıp, onu da yığıp barca küçüğün, abat kılıp, onu küçüğün yaptı. Karayım bana. Adli şeyler. Şükür kıl diye yaptı. Senin kim yaratken bir fikir kılgın. Al halık yaratken hamı zikir kılgın. O seni yaratken adli tupraktan
nolama inson ko'p shukr qilgan. Qani oddiy murg'ak, yosh murg'ak qalblarda ham yaratganga shukronalik. Qarang, qanday nima? Mana shularda mana o'quvchilarimizni mana she'rlari 8 sahifa iborat mana o'qishlar. Va suratlar maktabimiz hayoti, bo'layotgan tadbirlar, barcha-barchasi o'sha bir oyda bir qamrab berilib boriladi. Demak, bir oyda bir marta chiqadi. Ulgurayapsizlarmi? Ha, ulgurayapmiz. Buni bunga ketgan material, qog'oz, formatlar mana boshqacha format, katta format ekan, to'g'rimi? Oddiy qog'oz emas, A4 emas. Qog'ozlar bilan ta'minlash masalasi qanday bo'lyapti? Endi bu yerda endi nokamtalik bo'lsa, o'zim aytib qo'yar, o'zim hisobni chiqaraman. Chiqarib bolalarga beriladi. Bir loyihalar ishlab ko'rdinglarmi? Loyiha ishladik, endi yozganmiz, endi bo'lib qolar. Endi lekin shahar bo'yicha endi hozir ayrim ma'lumotga qaraganda bir 2-3 ta maktab chiqyapti ekan maktab gazetasi. Chunki mablag' ko'p bog'liqda. Endi qoyalar chiqib qolsa ham yaxshi bo'ladi. Endi qoya maktablarimiz bilan hamkorlik yo'l qo'yyapmiz. Demak, gazetalarimizda masalan bugun gazetamiz mehmoni ushbu maktab deb beramizda. Ijodlar kelyapti o'quvchilar, ayniqsa Amir Temur shaharchasi bo'yicha maktabga o'quvchilar kelib turibdi hozir ijodlar. Ba'zi bir maktablarda bundan 3-4 yil avval maktab radiosi tashkil etilib, loyiha asosida tashkil etildi. Sizlarda mana hozir gazetada bir ko'rinyaptiki, sizlarda o'sha ijodga qiziqqan, jurnalistikaga qiziqqan yoshlar, bolalar bor ekan. Shu radioda ham ochishni bir ustidan ishlasanglar, menimcha radio ham ochilib qolsa, bir kelajakda biz ishimiz davom ettiradigan jurnalistlar, xonadonlar chiqib qoladi degan umid. Men ham ba'zi aytib qolaman o'quvchilarga. Sizlarda xudo xolasa mana Chingiz Aytmatov chiqadi, Alkul Usmonovlar mana. Men masalan qirg'iz shoirlarini Chingiz Aytmatov yozishimizni, Alkul Usmonovlarni men juda sevib o'qiyman. Alkul Usmonovni mana biz gazetamiz berdik. Iskol she'ri, ha, mazaq o'qisi, bilasiz mana nimada. Shu yerda aytib qolaman Hamid Olimjonlar, Zulfiya chiqib qolardi. Chunki bolada intilishni biz qo'llab-quvvatlasak, bular kelajak bo'larga umidni biz yana ham ularda bir rag'batda yana yuqori qilsak, albatta bulardan chiqadi. Masalan, oddiy misol, siz yo bizni kim o'ylagan yaxshi edi, yo jurnalist bo'ladi, yaxshi yozib. Endi avvalambor Alloh, lekin banda ham sababchi bo'lar ekanda, endi ozmi ko'pmi bir ustoz qatori ularga bir yo'l berib qo'ysa, to'g'ri berib qo'ysa, xudo xolsa o'z o'rnini topib qolishadi xudo xolsa jamiyatimizda. Juda yaxshi. Yana siz ijozingizga to'xtalaylik endi. Mayli. Biroq narsa eshitaylik. Mayli. Mayli. Endi hozir she'r bir o'qib bersam, endi bilsangiz, kibrli insonlar bor. Masalan, salomlashish samimiy bo'lgan soxtalik alomati sezilib turadi-da. Bu soxta do'st davomimi? Yo'q, boshqa chiroq. Inimiyatimiz salom boshlashib oldi. Bir tanishim bilan ko'rishib qoldik. Shu g'alatiroq istimo qildi. Inimiyatim salomimiz boshlashib qoldi desam, yozasim she'r dedi. Sizlar bilamiz dedi. Yo'q dedim. Men u kelib qolgan bu she'r dedim. Kitobimdan chiqib qolgan dedim. O'sha vaqtda kitob yondirganga berib qo'ygandim. Nimat xafa bo'lmang desam, to'g'ri dedi. Endi shoirlar, yozuvchilar bilan teng kelib bo'ladim. Bular sizlar ichkidan to'lib toshib ketasizlar deb qo'yadi. Shu she'rni yozgandim bir. Bilsangiz, kulib turar tashingiz, lekin yig'lar ichingiz. Sezmaydi demay meni, kelib turar g'ashingiz. Soxtadir ko'p gapingiz, yolg'on bo'lsa aytingiz, ko'rishingiz kelmaydi, uzatilmas qo'lingiz, ishi tushsa qadrdon, maslahatgo'y bilimdon, hilagasiz mug'ombir, bilmaydi men hechon, buningcha sovuq so'zingiz, aytib turar ko'zingiz, bu holda jabr totgan faqat bo'lar o'zingiz, kulib bizday soddadan, aytib qator moddadan, bilmaydi demang zinhor, zo'rmisiz biz domladan. Kimligingiz bilindi, yuragim ko'p ilindi, egamdan so'rab insof, Akramjon shirin sizga ilindi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Bu boshqacha bo'ldi endi, masalan, odam har xil vaziyatda bo'lib qoladi. Bu masalan menda ham bo'lib qolishi mumkin, lekin samimiyman. Hayolda boshqa narsa bo'lib turib, salom ozgina boshqacharoq bo'lib qolsa, men qanday bo'lib qoladi? Bundan xarakterizm sezilib qoladi. Ya bilinadimi? Ha. Demak, hayol boshqa yerda qilingan salom bilan rostdan ichida g'arazi bor salomda bor. Bilinadi. Bor. Ayniqsa biz ijodiy haqida ro'y rostlatishga tan olish kerak. Masalan, mukofotga sabab bo'lganingizda sizga sezilib turadi. Tabriklar, salomlar samimiy bor, lekin haligi hasadgo'ylik bilan
verilgen tabiplerden bollar. Onu sezamız onu. Meyaliki psikologa köpre okuyan var. Mazda men adamı zaten görgenimde sezip turatta. Acaba şu adamda anlatırak. Etten indiğinde gece keyfiyatı yoktu da desem doğru ailemde bana muamma bulurdu ya camuada değil. Ten oladı. Peki o şekilde soğuz vermeyeyim ben. Çünkü adamda keyfiyatı bızılıp geldi de. Yine masaya salamlaştığım sözler yap. Başa çağa bolu yaptı. Şunun için bir sez olas. Lekin bu dünyanın cev minam uzun cev adamlar da hareket ular talep kılıp, yani izler talep olmazsa bizden bazı bizden bu kuladı. Hayaller verilip, Erzmen köçe ketekkenizde, ya maşına ketekkenizde hayaller verilip, otuk ketip kolasıken, bazı yetiş kola, körmek kaldı bizi dedi. Haba bu menler ilham keliye deyip koyayım ben. Bazılar düşünüp, kas mahallede ilham dedi. Şehir ilham deyip koyasın da. Şuna kep koladıkken, şuna hayaller verirler, ilaca verirler ki hayaller. Soxta tabrigan bo'ladi deng? Bo'ladi, bor. Bo'ladi. Bo'lmasa soxta tabrik bo'lsa bir nima deydi? Dushmanlar desak bo'lmaydi-yu, baribir hali qo'shnochida dushmanlarni bir kuydiraylik bo'lmasa aka. Mana meni qo'limda hozir sizga davlat tomonidan berilgan o'sha mukofotlar, nomlar deylik. Qirg'iziston Respublikasi madaniyat a'lochisi degan ko'krak nishoni 2017-yil berilgan ekan. Menimcha bu yana shunga o'xshagan. O'zingizni animizni eshitaylik mana. Bunimizdan ochoras bu yaqinda berildi. Yangi kasr ochilmayapti. Bu yangilarga chakitlar. Ixtil deb berildi yaqinda. Ulut bo'lsam, tilim menin ulutman. Bu qirg'iz tili kuniga bag'ishlab jami berildi shu mana jurnalda va 30 yıllık faaliyetim davamında gazetede, jurnalda yıktıl töş belgesinde silen attı da. Şunu da verildi. Yine gazetemiz bana çıkı yaptı davlatlarında. Bu 2019 yakında verildi. 2022 yılı. Bu bayram aldıdan. Kırgız tılı künü münasebat bilen verildi. Ayrıca da tabrikleriniz olmasa. Samimi tabrikle yapma. Samimi tabrikle yaparken. Rahmat. Bunlar enler üşüme yardım olan azalar. Albatta siz o'sha Qirg'iziston Respublikasi jurnalistlar uyushmasida, Qirg'iziston Respublikasi yozuvchilar uyushmasida a'zosiz, to'g'rimi? Birinchi olingan bu faxriy yorliqlar bilan tanishtirib bo'lsangiz, keyin o'sha uyushmalarga to'xtalamiz. Mayli, faxriy yorliqlarim endi ancha bo'lib qoldi. Buning ichida masalan millatlararo munosabatlar davlat agentligi tomonidan berilgan mana faxriy yorliq bor. Millatlar o'rtasi gazetada bosh muharrir bo'lgan davrimda, xizmat qilgan davrimda. Qaysi gazeta edi bu? O'rtadosh gazetasida. O'rtadosh gazetasida bir rukni ochgansizlar. Millatlararo munosabat bo'yicha biz rukni ochib, xalqlar do'stligi haqida ko'p berishni boshlaganmiz. Undan keyin o'sha yong'in boshqarmasini ko'p biz faoliyatini yoritganmiz bo'yicha mana ko'p berishgan. 3 yıl burun o şahırda Türk dünyasının madeni merkez degen tadbir bo'lgan bilasiz. Shunda faol qatnashgan uchun mana berilgan mukofotlar. Endi mayda mana shu mukofotlarning bir namunalari, nusxalari davlat tili bo'yicha viloyat davlat tili komissiyasi tomonidan berilgan bu gazetamizda biz 2020 gazetalar nima davlat tili qabul qilgan 25 yilligi bo'lsa, demak 89-yil qilingan bo'lsa, 2016-yilda, 2015-yilda shu faxriy yorliq berilgan ekan menga. Davlat tilida qalam tebrata olasizmi? Tebrata olaman. Bemalol davlat tilida, rasmiy tilda bemalol qalam tebrata olaman. İcat kıl olasın. İcatım kıl olasın. Özizi, icatizi benim ola tercüme kıl olasın. İkele tercüme kıl olasın. Kırgız ve Rus tülleri. Hazır berilgen. Yakında yine bana Kırgızistan Respublikası Mustakili günü münasebatıyla 31 yıllık münasebatıyla bana Meriye tamamından berildi. Uş Alman jurnalda özürlü mihnetimiz uçça bana berildi. Yakında aldım şu mükafat. Juda yaxshi, juda yaxshi. Eng ko'p mukofotlar ko'p endi. Siz ijodingizni yana bitta tinglaymiz, so'ng qisqa tanaffus bor va keyin uyushmalar haqida. Mayli. Rahmatli ota-onamlar, hali ishdan kech qolib qolsam, dadam o'tib ketgan 22 yil bo'ldi, onam rahmatli o'tib ketdi-ku, 7 yil bo'lyapti. Onam hali u vaqt telefon yo'q edi, qo'l telefonlar, qo'ng'iroq qilardi umr yo'ldoshimni. Kelyapsizmi, kelyapsizmi? Bu muhabbatni olyapti. Kelib, ishdaman, yo'ldaman deb kelib ona kech qolsam xavotirman, ishlayapman desa voy bolam
Aslında kirip kesiyen ine köyünüm tinçitti bana. Senem katta bulganda bilesen deyip aytardı da. Şunu onam gaplarını bir eslap koyayım geldi. Katta bulganda bilesen. Yaşlıgımda otinam katta bulganda bilesen deyip köp bora aytışar idi. Bu sözlerge yaş bulganım boz etibar bilmegen iken ben. Yaşım ulgaygaç, uşa su zamiri de ağlam ağlam mana bağlıgın düşündüm. Turmuş ortağım bulan üç oğul, iki oğlumuz bir yaşlı bir etken, yani iki farzan, iki oğul bir kızımız var. Terbiyeli vay getkizdik. Farzantlarımız oyları, bola çakalı, huda halası, yani tuğla kılış niyetlerimiz var. Huda kışkır, turmuşsun sen ne olmayayım ben. Bırak otonomning katta bo'lganda bilasan deb aytgan so'zlarini ma'zini chaqmoqdaman. Ma'nosini chaqmoqdaman. Katta bo'lganda oila, farzandlar tashvishi ortar ekan. Yo'q, men bu bilan qiynalib qoldim demoqchi emasman. Xudo salasin bunda bo'lishdan. Aytmoqchi bo'lganim, yoshligingda o'ynab yurib hech narsani bilmas ekansan. Chunki yoningda otang ham borligidan ko'ning xotirjam bo'lar ekansan. Katta bo'lgach farzandlar voyaga yetib oğul uylab, kızın turmuşu veriş gerek. Oğullarga yangi uy solish, xolisa xolamasang ularni alohida qilib, boshqa hovliga chiqarish, sunnat to'ylari, kızın turmuşga uzatish, yani kudatish urf-odatlari va bosh rasm musulmon qilishni katta bo'lganda bilar ekansan. Albatta bularning barchasi shirin tashvishlar, ba'zida xal surib qolaman. Shunda fazlandlarim, ha dada, o'ylanib qoldingiz deb so'rashadi. Men ularga esa otanam aytgan gapdan qaytaraman. Katta bo'lganda bilasan farzandlarim. Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Bu avloddan avlodga o'tib kelaveradigan bir nimada? Bu hali endi mohil emas, bir so'z bo'lib qoldi-da bu. Katta bo'lgan hozir bor-da, masalan hali. Bu hammani boshida o'tadigan kechinmada bu. Tan olingan. Ha, tan olingan. Ibora bo'lib qoldi-da mana gapi. To'g'ri. To'g'ri. Qabili oyna jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz va bizdan yiroqlashmang. Albatta biz yana qaytamiz. Qadrli oyna jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Albatta yana eslatib o'tamiz, bugungi studiyamiz mehmoni jurnalist va o'qituvchi Boboyev Akramjon aka bo'ladilar. Yana bir karra studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Biz yuqorida aytib o'tdik, siz Qirg'iziston Respublikasi Milliy yozuvchilar uyushmasi hamda Qirg'iziston Respublikasi jurnalistlar uyushmasi a'zosi ekansiz va mana shu uyushmalar haqida ham bugungi kunda uyushmada nima yangilik? Bizni Qirg'iziston Respublikasi yozuvchilar uyushmasi, o'sh shahar va mintaqa yozuvchilar uyushmasi raisi Salimon Sharipov bo'ladi. Bu opamizni deyarli Qirg'izistonga yaxshi taniydi. Zabardast yozuvchimiz. Haqiqat uchun doim kurashgan, yoshlarni qo'llagan, masalan, ko'plagan kitoblari, juda ko'p mukofotlari bor. Salimovda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlar ichida yagona unvoni bor. Yer kurrasi inson degan unvon olgan. Chelovek zemli deb mana. Va Salimpa 23 yildan beri O'sh xalqaro jurnaliga asos solgan. Mana gazetam jurnalimizni mana 2 oy bo'lib avval O'sh viloyat To'tog'i nomli O'sh viloyat kutubxonasida 23-yinchi yilligi va 100-yinchi sonining taqdimot marosimi qildik. Katta unda O'sh viloyat hokimligidan meriyadan vakillar bordi, tabiylashdi, qadrdon yozishorlar keldi, bizni shunaxonlar, kitobxonlar ko'pchilik kelishdi. Shu jurnalda o'zi shunda asosan 5 tilda chiqadi. Qirg'izcha davlat tilida, rasmiy tilda ruscha, o'zbek tilida, ingliz tilida va tojik tilida. Va shu jurnal doimiy ravishda har oyda chiqib turibdi. O'sha yozuvchi uyushmasini olib borayotgan faoliyatlarim biri. Mana men hozir mana varaqlab ko'rsataman, mana jurnalimizda mana birinchi sahifasida mana kimlar ishlashi mana berilgan va tahririyat kengashlari bor. Jurnalimiz mana Qirg'iziston Respublikasi davlat kotibi
Sümbek, Kasmanbet'in Ulut Narkı, Cürt Kutu degen boş makalası bergenimiz. Bu ahirgi sona? Evet, ahirgi sona. Yengisi çıktı, avgı son çıktı. Burada bir mette çıkardı. Burada bir çıkardı. Jünler oynama ki. Bana bundan keyin bana Resulullah Prezident huzurdagi Davlat Tili Komissiyasi raisi Kanimet Usmonovning maqolasi va boshqa ijodkorlarda maqola berilgan va shu bilan birga bizi o'zbek ijodkorlariga ham mana o'rinlar berilgan. Mana bunda mana bizi o'sha dramaturg Abdunaka Abdug'afurovning ijodlari, undan keyin mana Malika Komilova va Oygul Abulfaziyeva mana Ashura Bobo qurib degan nima shoir yozuvchilarimizni ijodlar berilgan. Mana Egamberdi Parpiyev deb qo'yamiz. Va shu bilan birga mana tojik tilida she'rlar berganmiz. Maqola berilgan, mana muvi ingliz tilida ham berilgan variantlari bor. Bu yerda mana nima gapimiz isboti bo'lishi mana muvi ingliz tilida mana ingliz tilida mana variant mana o'zbek tilida. Albatta, men bu jurnalni o'sha 23 yildan beri bilaman. Men birinchi o'sha chiqayotganda Salim opa Sharipova bilan o'shtirib ishlab yurgan paytimizda bu jurnalni chiqayotganda mana tojik tilidagi mana Gulnazar Keldiyevni reklama degan tojik tilidagi mana she'rlar berilgan. O'sha 5 tilda chiqib bormoqda. Olma chiqadi. Demak, bu jurnal hali to'xtab qolgani yo'q. Yo'q. Davom etadi va kelajagi bor. Bor. Har oyma jurnalimiz o'zi oynoma gazetani ro'znoma deb qo'yamizku, oyma chiqadi. Mana hozir chiqdi, men faqat ishda yo'l deb qo'yguncha olmay qoldim. Xudo yana bir ko'z sotuvlarda, xudo tanishdi. Men yuqoridagi savolim o'sha Qirg'iziston Respublikasi Milliy yozuvchilar uyushmasi bilan bog'liq savolga javob oldim, to'g'rimi? Va yana qo'shish mumkin. Biz mana 2 yil burun pandemiya davrida ko'p haligi nimalar cheklovlar bo'ldi, bilasiz, ijodkorlarda ham boshqa kasb egalarida ham, lekin biz tinmadi desa ham bo'ladi. Biz masalan onlayn konferensiya qildik. 10 ta onlayn konferensiya o'tkazdik. Markaziy davlatlar yosh ijodkorlari bilan. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston bilan 10 marta va har oyda tumanlarda, shaharlarda biz ijodkorlar bilan, jamoalar bilan uchrashuv qilib bormoqdamiz. So'nggi uchrashuvimiz bizni nimada o'zganda bo'lib o'tdi. Mana o'sha so'zning bir isboti. O'shli ijodkor o'zganda mana maktabda bo'ldi. 2 ta maktab, Sojan Sharipov va Qo'rg'on Davlatxon nomli maktablarda bo'ldik. Mana shu jurnalimiz. Mana jurnal o'quvchilar ko'liga yetib borsa tanishlar mumkin. O'qishib va o'quvchilarimiz tomoshabinlar, o'zlarini ijodlar bersa, biz mana chiqarib bera olamiz. Jurnalga obuna bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi. Shu yo'li qo'yilyapti hozir. Hozir tarqatilyapti, lekin shu pochta orqali bo'ladi obuna. Min nusxada chiqyapti jurnallarimiz. Mana bu yerda mana Abdug'an Abdug'afurovni o'sha hazil nimalari ham yozilibdi. Erkaklar ismi Uzoboy aka, Dalniy brat deb yozibdi. Ayollar ismi Loloxon, Tulpanichka. Demak, bunda albatta ko'p ma'lumotlarni o'qisa bo'lar ekan. Bo'ladi. Bu jurnal yosh ulug'lar uchun ham, yosh keksalar uchun ham, yoshlar uchun ham, hatto o'quvchi yosh o'quvchilar uchun ham o'rni bor. Sotuvda necha pul? Sotuvda endi hozir bizda obuna hisobda ketilyapti. Endi jurnal bo'lgandan keyin 100 sahifa bo'lgandan keyin bir 600-700 so'm tushadi. Rayna holatda bo'lgani uchun 1000 nusxada chiqilyapti. Qolib qolmayaptimi? O'tyaptimi? Yo'q, qolmaydi, qolmaydi. O'z egalari bor, o'z o'quvchilari bor, a? Masonda, o'sha merin maqola chiqqan bo'lsa, o'sha kengash maqolasida bu chiqdi, o'sha merin maqolasi. Avgust sonma chiqib bo'ldi, yangi sonim chiqib bo'ldi, unda o'sha kengash raisining maqolasi chiqyapti mana. Demak, shahar rahbarlari, viloyat rahbarlariga mana hatto mana o'sha davlat universiteti rektori mana chiqqan. Mana. Endi sizni ijodingiz so'nggi, eng oxirgi yozilgan nimani yozdingiz? Ijodkor qalam tebratmasa bu charchab qoladi. Maktabda mana yagona tarix tili o'qituvchisi bo'lsangiz ham, horib charchab kelsangiz ham qo'lingizga qalam ushlab bir ilhom kelganda biror narsa yozmasangiz uxlolmasangiz kerak. Bunda haligi ochirqab turgan odam ovqat yesa yo chanqagan odam suv ichib chanqog'i bosiladiku, men shu bir kun bir narsa yozmasam kunim o'tmaydi. Ba'zida o'zim iloji kelayotganda keladi. Hozir vaqtda albatta kitobimni targ'al bo'lyapti. Yangi kitobga. Yangi kitobga. Shukronalik deb aytayapman. Shukronalik. Shukronalik. Sabab yashayapmiz. Alloh bergan ulug' ne'mat, yashayapmizda.
Her bir günümüz öteken günümüz oldu. Uluf gün şükranelik. Şünge bir Allah'ım gelin bir şükranelik belgesi katarı da. Şükür, hem sana ayetiş katarı da şükranelik deyip namladım. Şunda bir ata kıssası kirtildi. Bir adamın hayatı. Yani köp hikayeler kirtiyip ben. İşin aslında bazı hikayelerimde kahramanlarım, vahvet etken kahramanlarım vardı. Şunda ayrım okuyucularımız ayetip kaladı. Nemin için siz şu kahramandı. Öldürüp koyarsınız. Hakkı ziyo deyip koşattı. Yine Abla Kadir etken gibi. Kim işte bölümeye koyup yaz, yaz gelinle diyeyim ben. Belki o şey kahraman, o şey hikaye söngü diye kısa söngü de bu otiş geliyor da hayattan. Ha. Şunlar belki o şeyin ahır geldi kulminasyon noktası deyip koyamız ki. Ha. Şunlar belki o şey asal kızıkarlayıp olat da. Köyden yok çıkış gerek. Mesela benim Arma kitabımda Arma hikayesi bergen ben. Bu hikayenin yazgenimde özümüm eylegen ben. Bana şu hikayenin Arma hikayesi. Ona oğlunu, yalnız oğlunu toydu. Toyunda oğlun yok saldı günü vefat eder. Ona. Bitti oğlu. Geçen gündüz ona oğlu toy kıyan, toy kumaşı ona. Ve kızı, katta kızı, Kerimhan diyen kızı, onlar vefat etkenini üç ülkesine, üç sinisi bildirmeydi. Kiyen mahvanlar gibi. Çünkü ülkesi toyunu kütken de yoksa da dış gerek. Yine ona siyem soyunkülleri düşünün diyenken, eğer bana mama da can tanrından çıksa, beni bildirme toyda yaşlı otkuluş var. Vasiyat kıyan. Vasiyat kıyan. Men başa çıkaramam, karla sezip kola deyip kaz kekselerdi. Ve pişip aldım. Şunda yoksa ot yazıp, ken şu Kerimhan kızı elan kıyana kendi. Bu neyine bir şarım kongra kırıp, Akram Can, yelap okudum, sıza bir yelap yazarsın dedi. Men dertli hikayelerde, dertli şeylerde yelap yazamazım. Fakat bildirmeyim ben. Demek ki, icatı yıkar veriyordu. Yelarsız, Yılak şair diye namda okulas. Yılak yazıcı diye namda okulas da etiş etti. Ha falancı mı dedim. Şunun için dert içi de bulayken. Dert Allah bilir. Allah tamamen bilir. Yani bir ulu bir nimet eken de. O şey dert de sıkmasa yazılmıydı da bu nasıl? O şey, ben o şey şairimiz namı atıp koyuyor. O şey, Batke Mülavet Kızılka Şahat Yaşar Cöre Ben Naciyim diye şairimiz kalıp. Akram Can, cüde tahsili yazıpsız şu nimezi deyip etken de, köpçülü etti. Başka hikayeler var, bu orada da. Şimdi sönge, öyle bir icat izden bir tinglesek. Araya, hamada bazı da deyip koyamız mı, bilesin mi, Allah tamamında bana bir yılda bir roza geldi bana, Allah bandaları gibi sınav katarı da. Şunda bazı işte bu kalıp, ağız açıp mahallelerim bu kaladı, tan alışımızı keş kop kalamız. Keş kop kalamız, şamlar kop kalamız. Şimdi işin aslında bir sahfadan keli atıp, hareket yolda bir vadaporot suyum yok. Dökerlerim bir yani şamlar mı bir kitap da, biz kütüp oturalım burada. Keli atsa bir memnun şu, bir acayip bir vakı oldu. Hayır kalış ilacı yok. Şu vakıyanı yazgen ben de, Ake su bireyim. Bunu, bunu kısa vakıya, hayat vakıya. Bunu okuyan bir tanesi oku yaptı. Bu ne var? Can taslim kurarken diye deyip salağınızı oku yap şimdi. Kongra kıldı. Okusuz bulasın deyip ne kıldım. Mübarek Ramazan ayının 5. günüydü. Ömercan iken bile, bugün 2. iken buladı. Bilen bimar kandaş anahanının halıdan haber algen var genedik. Anahanını ziyaret kılıp kater gelirkenimizde yolda iftarlıkı atan atıldı. Yol yolakay tandırda en yapılgın ısıl nanını harit kılış için yol boydaki nan satadigan yigit aldıge maçtan toxtattık. Ondan bir kança nanlarını satıp algamdan sonra yigit miye karab. Aka su bireyim mi? Deyip sorup kaldı. Min hayalımda. O su hem satar eken de deyip oylandım. Yok dedim içimde dokulup. Su menginime gerek var. Desem şunda o. İftarlı vakti girdi aka. Şunda ağzınız açacağını bir su vereyim de sorarken eğer uzur başa düşünürsünüz. Sorardı yine benden. Non satırken yiğitliğim bu iltifatıdan bir hat kursam buldum. Onu onun da başkası bulgeni de nonumu satıp aldım. Yengeneme değişim mümkün idi. Karen bir ağışırın söz bulan insan sahibine ege buluşu mümkün. Ham ham birbirlerine şirin muamalada buluşsa kende yakışı. Şirin söz, dil ağzı de bir zaten megan. İnsanlar ortasında şirin sözge,
xush muomila qilmaysin. Shunday emasmi? Juda yaxshi, juda yaxshi. Bu asl so'nggi kitob. Endi yaxshilik haqida ham suhbatlashaylik. Yaxshilik haqida, oho, yaxshilik haqida qani shu masalan dunyoda agar mo'jiza bo'lsa, yaxshilik ko'p etsa, yaxshi insonlar, yaxshilik qiluvchilar ko'p bo'lsa. Meni ota-onam rahmatlilar men suratni ko'rsatib qo'yay, ko'pchilik ota-onam taniydi mana oddiy insonlar bo'lgan. Nima bir shoir opamiz bor, o'shda Ogul Abdulfaziyeva shu bizi eski mahallamiz qo'shni bo'lgan aytib qoladi. Akramjon yaxshi ham bir oddiy odamni bir balası bo'lgan ekan, ziyoli bo'lgan qanday bo'lar ekansiz, yana boshqacha ijodlaringiz bo'lar ekansiz deb aytib qolardi-da. Shunda men shu ota-onam rahmatlar ham ko'p shu yaxshilik qilgan, shu yaxshilikda balam ish katta deb so'rab qolardi. Endi yaxshilikni qilish yaxshi, lekin yaxshilik hamon ham qo'ldan kela olmaydi. Lekin yaxshilikni kunda qilsak qanday yaxshi. Endi yaxshilikni bilib odam banda qilsin, bilsin deb kimisa ekanda, yaxshilikni shu Alloh tomonidan mayli bir savobgarchilikka qilib qo'yay deb qo'ysa ekan, endi yaxshilik haqida endi yozganlarim bor. Endi vaqtimiz zix bo'lyapti. Endi men ozgina mayli o'qib beraman. Bemalol iloj imkon bo'lsa topib o'qib berasiz. Endi ota-onalar haqida gapirmoqchisizda, odamda har qanday insonda bir armon bo'ladi-da. Armonlar bormi? Bor. Armon shukrlarga ota-onam yetolmay keldi. Yetolmay qoldi. Meni bir yolg'iz amakim bor, Sulaymonjon amakimiz bo'lardi, maganchi bo'lgan. Shu amakim katta qizi Mahrabaton hojiyamiz bor. Shu hojiyamiz kitoblarim chiqqanda ko'rib ko'z yosh qildi. Shu kitoblarni amakim bilan kenni ham bo'lganda ko'rsa qonardi deb. Dadamga yuqorida 22 yil o'tganiga onamga 7 yil bo'ldi. Onam vafotidan 1 yildan keyin chiqdi shu kitob. Kitoblarim, ikkita kitobim, shu kitob. Harakat qildim, urgimay qoldim. Onam rahmat aytardi, "Bolam, sen ham shoirsan, ana shoirlarga o'xshab kitob chiqarsang bo'lmaydimi? Yozgan to'lib yotibdi, uyda ba'zi qog'oz chachib yotsa. Bular qachon tartib bo'lib keltirasan, qachon kitob qilasan?" Ayjon qilyapman, vaqt topolmay qolyapman, ish bilan bo'lib boshqa bo'ladi. Shunda men yozganman 3-chi kitobimda. Kechikkan kitoblarim deb yozganman. Kitoblarim. Quvonyapman. Lekin uni o'qiydigan o'quvchim ko'p. Lekin ikki ulug' inson yonimda. Chunki otam o'tib ketib yozganman. Shunda shu bo'lsa boshqacha bo'lardi deb o'ylab qolaman. Bir uchrashuvda ham bir maktab bo'lganda bir o'quvchi savol berib qoldi, "Siz gul berganmisiz onangizga?" deb. Shunda ishonasiz, 5 ijodkor boribdi, hech kim bermagan ekan. Men berganman. 1999 yilda Sovet armiyasida xizmat qilayotganimda, 89 yilda Toshkent Anjon orqali uchganimizda Rossiyada xizmat qilyapman, Qirg'izlar o'lkasida. Shunda bozor aylanib yursam, bir onaxon, "O'g'lim armiyadan kelyapsizmi?" degan Anjonli, Anjon bozorida, "Ha" desam, "Qaylay bo'lasiz, o'xshli bo'laman" desam, "Onangiz bir narsa oldim" degan bir mato olganmanda, endi bir kiyimli deb, "Sen gul oling, onalar azizki" deydi. Men aytdim, "Hech onam gul bermagan ekanman, ayollarimiz bergan ekanmiz endi" deb qo'yaman. Shunda onam gul olib borgan. Ishonasiz, gul biroq guldona turgan, so'lidi. Yana daram rahmatli onasi gul so'li bo'ldi, o'g'li ham kiyan desa, "Qo'yoring, birinchi umrimda birinchi marta gul olishim, o'g'illarim bergan kelinlarimga uchrashib chiqqanda, lekin menga hech kim bermagan, sizlar bermagansiz menga, yetib tuqqan" deganda ikkita pardon o'tib ketgan. Qarang, qanday xursand bo'lgan ekan. Shu o'rinda shu onam otam yozgan she'rim bor, bu she'rim katta, shuni ichida men ozginasini o'qib bersam endi nima deganda vaqt bo'ladi. Endi otamiz endi ulug' insonlar, "Sog'im maqtaman otam" degan she'rim bor mana. Shu katta she'r. O she'rlar ko'proq yozilyapti. Endi otam duolari hozircha qo'llayapti. Chunki hayotimni ko'raman. Avvalo Xudodan so'raymiz. Bandaga Allohim qoratlik qilmasin. Allohniki beminnat. Alloh berguvchi hamma yo'qda. Lekin otam duolari ham har doim qo'llab turadi. Shuni otam yozgan she'rlarim. Marhamat. Qisqa o'qib bersam. Otamdan keyin onam suyanib qolgan joylar bor. "Sizdan so'ng onamga suyanib qoldim. Odamilik ilmini onamdan oldim. Bugun ham
onamdan ayrılıp kaldım, sizlerden ayrılıp yetim buldum, soğun muhtaman otanamını, kimge aytay ohu nalamını. Yetim degen nam münce yaman, rengi royum bol muhta saman, yetimlikten kalmadı aman, yetimlikten hiçim kalmadı aman, varar manzilim endi kaytaman, soğun muhtaman otanamını, kimge aytay ohu nalamını. Allah'ına şükür biadat, dualarız bir muhtamadat, ailem bud, var bak sağdat, umur yoldaşımda vardı sadakat, sağ muhtaman ata anamını, kimge aytay ahın alamını. Biz bir, bundan bir neçe ay bir jurnalistimizin anası bandacılık oldu. Yaşı uluq 90'ı tükenirken bu jurnalistimiz 67'e girdi. En namını etmek var, en hamayı harfı duyuladı. Köz yaşı kirekken görüp derdizi yengilenirken. Lekin kimlerge başlıca turuydu şu köz yaşı kırışı. Yani bir yaşlı uluğa gel adam, yeğeli mi? Yaşlı uluğa adam, 72 yapsız. Onun 90 yaşına uttu, şükür kılıyız. Nisi mi deyende? Şükür kılamayan. Lekin şunu bir yakışı bileyim falan çeke dedi. Adam yüzü kirgen diyem, bari yeğeligen bulardım dedi. Çünkü anam yok dedi. Üyüm gelsem kütü olacak anam yok. Hakikaten Atinas bağlarına bakli. Sizi sorap ister güçü. Her nasıl ilin güçü. Yaman yaşı köter gücü Atina'yken de. Atinas borlar bakli insanlar. Atinas borlarga aytmoqchiman, ular kadırlasın. Kadır geçsin. Borligi de kızı har kança akıbattı. Ötkenlerken farlat kılmasın. Ötkenlerde ahiratı abat olsun. Yakşı hakkında tayyla koygen hikayeyiz bilen sohbatımızı yakinlesek. Neydi? Yakşılığı bilen tüketeyelim. Hop, yakşılı bilen. Sohta dost bilen başla geldi. Doğru, yakşılık yakşılığı da. Sizge kimdir yaşlı kılsa, yaşlı kılgen bulsa, yaşlı söz etken bulsa, asla unutmayın. Çünkü hayat tecrübesinden malum ki, yaşlılık daim yaşlı işlerle başlaydı. Şunu ayırtıp otuş gerek ki, yaşlı hukuk egası bulgan kişi adamlarla yaşlı kılaladı. Çünkü kişinin fil atvarı, yürüyüş duruşu, hat hareketi, gap sözü onun hulukuya bağlı. Donolar chiroyli xulq do'st orttiradi, yomon xulq esa yaqin kishilaringizdan uzoqlashtiradi deb bekorga aytishmagan. Yaxshi xulq egasi odamlarga nisbatan ochiq yuzli bo'ladi. Muloyimlikni qo'ldan bermay, shirin so'zligi bilan ajralib turadi. Doim ochiq chehra, samimiy munosabatda bo'ladi. Mehribon va shafqatli bo'ladilar. Chaqimchilik, bahr va hasad illatlardan uzoqlashadilar. Yaxshilardan barcha minnatdor bo'lib ularning haqlariga duo qiladi. Oramizda doim yaxshi qiluvchi, yaxshi o'qli insonlar ko'payaversin. Salomat bo'ling. Oxirgi tilaklaringizga biz ham qo'shilamiz. Yaxshilik qiluvchilar, o'zimiz ham yaxshilik qiluvchilar safida bo'laylik. So'nggi so'z sifatida sizga erkin mikrofon beramiz. Aytilmay qolgan gaplar bo'lsa, marhamat, aytib olish imkoni bor. Kamera sizga muntazir. Bugungi ko'rsatuvga taklif qilgan uchun İntimak Teleradio kampanyası cemaatçıya özümün samimi tilimde ve dilimde samimi minnettarlığımı bildiremem. Rahmet. Allah'ım sizler işler özü ruhacını versin. Hemenizin ailelerinizde tinçlik, asayişleri, farağılı versin. Farzandilerde baktı kemalını, nevelerinin arzu havasını kör birişken nasip etirsin. Asası yurtimizda Qirg'izistonda degan go'zal yurtimizga ko'z tegmasin. Har doim yurtimizda tinchlik, osmoni beg'ovor bo'lsin. Insonlarimizga uzoq umr, sihat-salomatlik, hech kim og'rimasin. Nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, Allohim ularning niyatlarini ijobat qilsin. Katta rahmat. Tashrif uchun, ishtirokingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Vaqt ajratib, o'sha maktabdan sizga ruxsat bergan siz rahbaringizga ham katta rahmat. Sizin işinizde, icatlarınızda sizge muvaffakiyatlar dilerimiz. Sağ olun, selamat olun. Yine elbette yangi kitap bilen stüdyomuz, yine görüşmemiz degen ümitlerimiz. Selamat olun. Rahmat sizler gelin. Selamat olun. Kadirli Oynayan Cihan Muhlisler, sizler Munavvarkın dasturunu tomosha qildingiz. Eslat o'tamiz, bugün stüdyomuz mehmoni O'sh xalqaro almanaxi bo'lim boshlig'i, Qirg'iziston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasining O'sh shahri va mintaqaviy yozuvchilar uyushmasi mas'ul kotibi, Kelajak ovozi, Kelajak uni gazetasi bosh muharriri,
Şair, yazıcı, jurnalist ve oxtucu Boboyev, Akramjon, Rahimjonov bo'ldilar. Yana efir to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.